Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Edebi akımlar soru çözümüyle karşınıza çıktım. Çünkü dönemlere geçeceğiz. Dönemlere geçmeden geçtiğimiz kısımları, işlediğimiz konuları sorularla bir karşınıza getireyim istedim. Edebi akımlarla başladım. Yaklaşık bir hafta kadar arkadaşlar, rahat bir 5-6 günü var. Arda arda soru çözümleriyle karşınıza geleceğim. Konuları iyice harmanlayacağız. İnşallah ondan sonra da dönemlere geçeceğiz. Konu kalmadı zaten, içiniz rahat olsun. Kısa süre içerisinde bütün konuları bitirmiş olacağız. O yüzden hiç acelemiz yok. Yavaş yavaş soru çözümleriyle bir yürüyelim bakalım neler olacak. Hemen sayfayı şöyle bir düzeltelim. Harika hocam. Edebi akımlar soru çözümü. İlk soru karşınızda. Yukarıdaki cümlelerde onlar ifadesiyle anılan grup hangi edebi akımla eser vermektedir? Kimlermiş hocam bunlar? Hemen bir bakalım. Onlar sanat için sanat anlayışıyla eser verirler. Geç bunu Allah'ını seversen. Onlar biçim kusursuzluğuna önem verirler. Bunu geçme. Az çok bize hangi akım olduğunu söylüyor. Onların üslubu süsten uzaktır. Evet, biraz yardımcı oldu. Onlar duygusallığa yer vermezler. Aman ya Rabbim, neler neler. Akım netleşti ama yine de okuyacağım. Ahmet Vefik Paşa edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindendir diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne söylüyor hocam bize? Tabii ki klasizmi söylüyor, değil mi? Yani Şinasi falan desem çat diye cevap çıkardı belki ortaya ama Ahmet Vefik'le biraz daha kapalı oldu. Süper oldu. Biçim kusursuzluğu hiç fena değildir. Duygusallık yoktur biliyorsunuz klasizmde. Klasizm kuralcılık demekti. Cebinizde kalsın. Devam hocam. Geldik ikinci soruya. Ne diyor hocam? Akıl ve sağduyu bu arada boşluk dolduracağımızı gördük. Tamam, boşlukları gördük. Tamamız hocam, hazırız, başlayalım. Akıl ve sağduyu bu akımda yer almaz. Doğa betimlemeleri daha fazla öne çıkarılır. Egzotizmi edebiyatımıza getiren akımdır. Opa, cevap çıktı. Edebiyatımıza egzotizmi getiren akım romantizmdir arkadaşlar. Zaten akıl ve sağduyu bu akımda yer almaz falan fistanla biraz böyle hani klasiz ve karşı bir görüntü çizilmiş. Romantizm olduğu söylenmiş. Bir kere B ya da E olacak. Şimdi romantizm var. Bakalım, tiyatroda dram türüyle kendilerini göstermişlerdir. Eyvallah. Vesaire akım edebiyatımızda vesaire. Şimdi romantizm Şinasi, romantizm Namık Kemal. Cevap tabii ki Edirne. Mesela bu soruda yani Chateaubriand'ı duymaya gerek yok. Ya da ne bileyim Corneille'i bilmeye gerek yok. Emil Zola'yı, Balzac'ı falan bilmeye gerek yok. Çünkü zaten ilk iki boşluktan çok rahat eleme yöntemiyle cevaba ulaştık. Cevabımız Edirne. Devam lütfen. Bir ters bir düz mü yapalım diyoruz yani. Dur şu sayfayı hemen arkadan bir alalım. Bir ters bir düz gitmeyelim. Sayfa sayfa koya koya gideriz. Süper hocam. Geldik üçüncü soruya. Yine edebi akımlar sorusu. Bakalım nasıl bir soru, nasıl bir cevap. Bu parçada söz edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım. Şiirde gerçeklik ifadesiyle karşılanmaktadır. Güzel. Cevap çıkmadı mı Allah'ını seversen? Çıktı. Edebiyatımızda sınırlı dönemlerde sınırlı sayıda sanatçı tarafından kullanılmıştır. Güzel. Realizmin şiirde kendini gösterdiği halidir dersek yanılmış olmayız. Cevap çıktı ama ben yine de bilgi almanız adına okumaya çalışacağım. Devam. Ne diyor başka? Romantik şiirin karşısında durmuştur. Sanat için sanat anlayışına bağlı kalınmıştır. Seçkin kimseler bu akımın seslendiği kimselerdir. Mitolojik ögeler önemlidir. Dil açık ve yalındır. Ahenk unsurları önemsenmiştir. Tabii ki şiirde gerçekçilik, şiirde realizm bizi Parnasizm'e götürecek. Kimde göreceğiz? Tevfik Fikret'te, Cenap Şahabettin'de, yani servet tipi oyuncularda fazlasıyla karşımıza gelecek. Devam. Bu parçaya göre boşluğa gelecek akım ve cevap veren yazar demiş. Şimdi bakıyorum, yazarlar çok tanıdık değil. Ya en azından Edvard Munch çok tanıdık değil. Onun dışındakiler André Breton biraz tanıdık gibi, değil mi? Ya öğrenci gözüyle baktığımda tabii ki bunları hep biliyoruz, zaten geçtim. Eksistansiyalizm, ekspresyonizm burada farklı gibi görünüyor. Dadaizm biraz uç bir akım. E bir bakalım hocam ne diyor bize. Gazeteci demiş, ne demiş? Vesaire akımı sizde ne gibi özelliklerin varlığına sebep oldu? Yani diyor ki ya şu akımın özelliklerini bana bir söyle Allah aşkına diyor. E bakalım. Öncelikle eserlerimde yoğun bir bireysellik olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bu bana bir kopya vermedi. Yürüyemedim. Duygular benim için önemlidir. Biraz beliriyor. İç gerçekler temel çıkış noktam haline geldi diyebilirim. İç gerçekler, güzel. İlk başlarda resim alanında kendini gösteren bir akım olduğu için romana bunu yansıtmam biraz zor oldu diyor. İç gerçeklerin dışa vurumum. Ya hiç fena değil aslında ama şuradan da yürünebilir. Şimdi biraz bireysellik, tamam. Duygular benim için önemli. Biraz yürüttü bizi. İlk başlarda resimle çıkması artık cevabı yavaş yavaş ortaya çıkardı. Cevabımız ekspresyonizm olacak. Bakın bir daha ekspresyonizm tekrar edilmemiş. O yüzden Edward'ı çok da tanımaya gerek yok. Ekspresyonizm bizim doğru cevabımız. Bazı sorular olur ki gerçekten çok da böyle bilgi sahibi olmadığımız bir isim karşımıza gelir. En azından eleme yöntemiyle diğer seçenekle falan yapabilirsiniz. Devam. Ne diyor hocam? Kaçıncı soru? Beşinci soru. Bakalım neler oluyor. Yukarıda üzerinde durulan edebiyat akımı hangisidir demiş. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak diyor. Ahmet Haşim'e ait merdiven şiirinde oldukça kapalı bir anlatım vardır. Güzel. Gerçeğini okurda uyandırdığı etki ön plana çıkarılmıştır. İmgelerle yüklü bir şiir. Bir özellik taşımaktadır diyor. Ahmet Haşim geçiyorsa cevap sembolizmdir hocam.
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden diyor. Hayat yolu, hayat. Yani kapalı, imgesel bir anlatım var. Devam. Bu parçaya göre baş kahramanımız hangi edebiyat akımının özelliklerini taşımaktadır? Kimmiş ya bu baş kahraman? Bir roman yazıyorsunuz ve romandaki baş kahramanınız insanlar üzerinde çeşitli hipnotik işlemler yapıyor. Ha, hipnotizma, hipnotik, hipnoz, hipnoz. Akıl ve mantığın yer almadığı şeylerle ilgileniyor. Ha, rüyalar var, bilinçaltı var, Bismillahirrahmanirrahim var hocam, net. Net, cevap belirdi. Sürrealizmin sınav sorusunun cevabının ta kendisidir bu. Net hocam. Devam Allah'ını seversen. 7. soru gelsin. 8, 9, 10 olsun hocam, bitmesin sorular. Peki devam. Ne diyor? Bu parçada eleştirildiklerinden yakınan kişi hangi edebi akımı savunuyordur diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerimize çok geliniyor. Neymiş efendim? Bizler savaş, tehlike gibi kavramları işliyormuşuz. Neymiş efendim? Resme fazla yönelmişiz. Neymiş efendim? Geleneğe ait şeylere pek yanaşmıyormuşuz. Ha, geleneğe yanaşmamak. Yani hocam, önümüze bakalım diyenler, geleceğe bakanlar, future'lar, future tense'ler. Bismillahirrahmanirrahim hocam. Fütürizm, fütürizm. Hiç yürümeye gerek yok. Net Ceyhan. Geldik 8'e hocam. Ne diyor 8? Bu parçadaki biz ifadesiyle hangi akım anlatılıyor? Bizim için konudan çok işleniş ön plandadır. Bu anlamda bizi divan edebiyatına benzetebilirsiniz. Bu ne be? Bizi divan edebiyatına benzetebilirsiniz de demek. Üç birlik kuralına uyarız. Betimlemeye pek önem vermeyiz. Edebiyatımız da Tanzimat döneminde kendimizi daha net gösterebilir. Bismillah. Hocam, Tanzimat dedin. Betimleme ön planda değil dedin. İşleniş ön planda dedin. Klasizmi bana ne yaptın? Anlattın hocam. Hiç. Ya sembolizm, bir kere sembolizm, sürrealizm. Bunların haberi bile yok yani Tanzimat'tan. Daha doğrusu Tanzimatçıların bunlardan haberi bile yok. Ne diye sembolizmi kullanıyorsun Tanzimat'ta? Hiç zorlama, devam. 9. soru. Ne diyor? Biçiminde adeta bir manifesto yer alıyorsa bu kitap hangi akımın savunucusudur? Bismillah, nedir? Aşk, ölüm, acı, tabiat gibi temalara ağırlık vermeliyiz. Dramın üzerinde durmalıyız. Eyvallah. Karşıtlıklara sıkça yer vermeliyiz. Betimlemeye geniş yer vermeliyiz demiş. Ya romantizmi bize ne yapmış? Göstermiş hocam. Aşk, ölüm, acı demiş. Ben duygu deseydim romantizm yapıştırmaz mıydık? Yapıştırırdık. E duygu diyeceğime aşk, ölüm, acı demişim. Değil mi? Aman hocam, hazır olalım lütfen. Biraz kapalı bir soru, güzel bir soruydu. Devam, 10. soru. Bu cümledeki boşluğa hangisi getirilsin diyor. Akımıyla vesaire akımıyla yazılan şiirler tasvirci şiir, felsefeci şiir gibi adlarla da anılmıştır. Neydi hocam? Tasvirci şiir, felsefeci şiir. Şiirde realizm neydi hocam? Tabii ki Parnasizm'di, Tevfik Fikret'ti, Cenab-ı Şahabettin'di, Servet-i Fünun'du demiştik. 10 güzel soru, 10 bomba soru hocam. Hakkını verdik bence edebi akımların ama bitmesin, ama bitmesin. Bir sonraki videoda yine soru çözümleriyle karşınızda olacağım. Sürpriz soru çözümleriyle. Şöyle arkadaşlar, bir 5-6 gün arda arda soru çözüm yapalım. Konular iyice bir otursun. Kafiyeler, edebi sanatlar, şunlar bunlar değil mi? Birçok konu geçtik. Böyle alelacele gitmeyelim, acelemiz yok. Onların soru çözümlerini yapalım. Sonrasında edebiyat dönemleri başlasın hocam. Ne yapalım o zaman? Bir sonraki videoda inşallah görüşelim. Hadi kolay gelsin.